Hakikat, iki ucu keskin bir kılıç gibi çok tehlikelidir. Bir yandan korurken, diğer yandan da yok eder. Bir aslan gibi tek başına durmak ve kalabalıkta bir koyun olmamak, varoluştaki en büyük cesarettir. İnsan bağışlamayı ve unutmayı öğrenmelidir. Ölmek, köle olarak yaşamaktan daha iyidir. Cenneti ve cehennemi aynı örümcek ağı gibi içinizde taşır ve örersiniz. Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olurlar. Dinleyeni olmadığından değil, anlayanı olmadığından sessizleşir insan. Ne söylersem söyleyeyim, yanlış anlaşılırım ve her an başım dertte, ne yapmalıyım? Her an size ait bir şey ölüyor. Kadın kalpten bir dünya ister. Erkek tarafından yaratılan toplumda kalbe yer yoktur. Ruh, bedenin derinliklerinde saklıdır. Yaşam bir sevinç, bir kutlama olmalı. Senin çözümlere ihtiyacın yok. Senin netliğe ihtiyacın var. Kendi cehaletinden kaçamazsın. Niçin herkes olmadığı bir şeymiş gibi davranıyor? Kalbin yolu güzeldir ama tehlikelidir. Zihnin yolu sıradandır ama güvenlidir. Toplumun sana ideolojisini dayatmasına izin verme. Yaşlanmak herhangi bir hayvanın yapabileceği bir şeydir. Gelişmek ise insanoğlunun ayrıcalığıdır. Sen hayattan bağımsız ayrı bir nota değilsin. Bütün bir senfoninin parçasısın. Hayat o kadar basit ve güzel ki sadece tek bir şey eksik, özgürlük. Tek başına sevgi yeterli değildir. Kalabalık hakikati asla bulamamıştır. Hakikat yalnızca insanların yalnızlığında bulunmuştur. Hakikati başkalarının ayak izlerini takip ederek değil, tek başına bulmak zorundasın. Zeka elde edilen bir şey değildir. O doğuştandır. O öze aittir. O hayatın yapı taşıdır. Her zaman ne varsa onu gör, acele etme. Bir şeyi yanlış anlamaktansa anlamamak daha iyidir. Dünya bir gökkuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır. Bir şey bastırırsan o değerli olur. Daha fazla bastırırsan daha değerli olur. Bastırmazsan bütün değerini kaybeder. Ego bir buzdağıdır. Onu erit. Onu derin sevginin içinde erit. Böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun parçası haline gel. Gerçek soru. Ölümden sonra hayat olup olmadığı değil, ölümden önce sen hayatta mısındır? Her şeyi kabul eden insan neşeli olur. Böyle birisi şükran dolu olur. Varoluşa şükran duyar, bütünlüğe şükran duyar. Bu kişi en üstündür. Bugün mevcut olan her şeydir. Şimdi senin var olduğun, her zaman var olacağın yegane zamandır. Yaşamak istersen ya şimdi olacaktır ya da asla olmayacaktır.
Bütün zihnin geçmiş ve gelecekten oluşur. Zihni analiz et, parçalara böl. Sadece iki şey bulursun, geçmiş ve gelecek. Bir parça bile şimdi bulamazsın, tek bir atom bile. Ve şimdi tek gerçekliktir, tek varoluş, var olan tek dans. Sana ıstırap veren şeyler, sana bazı zevkler de veriyor olmalı. Aksi takdirde bu soru çıkmazdı. Şayet saf ıstırap olsaydı onları bırakabilirdin. Fakat hayatta hiçbir şey saf değildir. Her şey karşıtı ile karışmış haldedir. Her şey karşıtını rahminde taşır. Bir kadın bir adamı çıldırtabilir mi? Aslında adamına göre değişir. Eğer akıllı ise kılıbık bir koca olur ve çıldırmaktan kurtulur. Bu yüzden erkeklerin çoğu hayatta kalabilmek için kılıbık olmayı seçer. Ve sana söylüyorum, gidecek hiçbir yol yok. Her şey bu anda, bütün varoluş bu anda toplanmıştır. Bu anın içine sığar, bütün varoluş yaşadığın anda akmaktadır. Hepsi bu. Sakın unutma, ne zaman karşına bir seçenek çıksa, bilinmeyeni, tehlikeli ve güvencesiz olanı seç. Hiçbir zaman zarara uğramazsın. Evlilik, insan tarafından icat edilmiş olan en çirkin kurumdur. Kıskançlık varsa sevgi yoktur. Eğer birisini seviyorsan, ikinizi bağlayan tek şey özgürlük olmalı. Bir kadın ne olursa olsun temelde annedir. Babalık ise sonradan uydurulmuş bir kurumdur, doğal değildir. Ama anneliğin yeri doldurulamaz. Kadın veya erkek olma fikrini bırak, hepimiz insanız. Sevgide minnettarlık, sevecenlik, birlik duygusu vardır. Eğer bu üç duyguyu hissediyorsan, seviyorsun demektir. Kendini kabul ettiğin an güzelleşirsin. Kendi bedeninden keyif aldığında başkalarına da keyif verirsin. Pek çok insan sana aşık olacaktır. Çünkü sen kendine aşıksın. Ayrılık kaçınılmaz bir sondur. Kimse istemez ama gereklidir. Çünkü hayat olduğu gibidir. Olması gerektiği gibi değil. Kendi deneyimine dayalı olmayan her şeyi sadece bir varsayım olarak kabul et. Sen cevapları ezberliyorsun ama hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz. Hayatın hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayatın anlamı yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlamına gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmaktır. Zihnin var olmadığı anda evrenle bir olursun. Evren kadar sınırsız ol. Sevginin bittiği yerde güç savaşları, şiddet ve terör başlar. Ben başıma gelen şeyler değilim. Ben olmayı seçtiğim kişiyim. İçsel bir durum bilinçli hale getirilmediğinde dışarıdan kader olarak görünür. Bana değil, kendine ait ol. En iyi öğretmen örnektir. Büyü balta girmemiş ormanın bilimidir. Aşırılık yalnızca insana özgüdür. Kendini ezdin, parçaladın ama aşamadın.
Bilinç, var olmanın ön koşuldur. Kıskançlığın özünde sevgisizlik yatar. Dışarıda arama, gerçek insanın içindedir. Sen ruhunda gereksinim duyduğun şeyin kölesisin. En yüksek için uğraşan en derini bulur. Eldeki bir kuş, ağaçtaki iki kuşa bedeldir. Bilinçli aklın subjektifliğine karşılık, bilinç dışı objektiftir. Bir insan diğerlerinden daha çok şey biliyorsa yalnızlaşır. Hayatın anlamı olan şeylerin en küçüğü, ona sahip olmayan en büyük şeylerden daha değerlidir. Tanrı'ya bağlanmayan bir birey, dünyanın fiziksel ve ahlaki kışkırtıcılığına kendi kaynakları ile direnemez. Rüyalarımız her gece kendi çaplarında felsefe yaparlar. Düşünmek çok zordur. Bu yüzden çoğu insan yargılamayı seçer. Otoritenin gücü ne kadar artarsa birey o kadar zayıflar ve çaresizleşir. Ağaçlar en güçlü köklerini göğe uzatmazlar. Tersine toprağın derinliklerine gizerler. Kusursuz bir sessizliğin tadını çıkarıyorum. Dilliğin sorunu çok derin olması. Hayat gerçekten 40'ından sonra başlar. O zamana kadar sadece araştırma yapıyorsundur. Başkasında mücadele ettiğimiz şey genellikle bizim kendi kötü yönümüzdür. Kesin olan tek şey, zamana bağlı olmaksızın aynı öykülerin dünyanın neresinde olursa olsun sürekli yinelendiğiydi. Sorumluluğu benim yüklenmem gerekli. Çünkü kaderim benim elimde. Yan yana toplanan milyonlarca sıfır maalesef bir etmez. Bizi ilgilendirmeyen konulara dikkatimizi yoğunlaştırmaya uğraşırsak, ne kadar kısa sürede odaklanma gücümüzün azaldığını görebiliriz. Anlamsızlığın, yaşamı dolu dolu yaşamayı engellediği için hastalıktan farkı yoktur. Birçok şeyi, hatta belki de her şeyi dayanılır hale getiren anlamdır. Tıpkı dünyanın kendi gördüğümüz gibi olduğunu düşünmemiz gibi, insanların da onları hayal ettiğimiz gibi olduklarını düşünürüz. Cehennemde şeytanın ruhlara nasıl işkence ettiğini biliyor musun? Hayır deyince şöyle bir yanıt verdi. Onları bekletir. İnsani bir ilişki daha ziyade mükemmel olmamaya, zayıf, çaresiz ve desteğe muhtaç olmaya dayanır. Bağımlılığın bizzat temelini ve itici gücünü oluşturan budur. Kusursuz olanın başkasına ihtiyacı yoktur. Ama zayıf olanın vardır. Çünkü o kendisine bir destek arar ve partnerini daha aşağı bir konuma düşürür. Biraz yanlış davranmak bize daha bir rahatlık sağlar. Bunun da sebebi mükemmellik denen şeyden yoksunluğumuzdur. Hintliler bir tapınak yaptırdı mı bir köşesini bitirmeden bırakır. Bildiğiniz gibi tabiat yüksek bir zekaya aynı zamanda ruh yeteneği de verecek kadar cömert değildir. Bir yetenek kusursuz bir biçimde var ise bu genellikle diğer yeteneklerin pahasına gelişmiştir. En iyi koşullarda birbirinin önüne çıkan akıl ile duygu arasındaki zıtlık, insan psikolojisinin tarihinde acı dolu bir sayfadır. Eğer çekici bir kadın bekarsa, bunun nedeni herkesten daha zeki olmasıdır. Giden kişiye tutunmayın, aksi halde gelen kişiyle tanışamazsınız.
arada sırada kurallar çiğnenmese dünya ne sıkıcı bir yer olurdu. Bir düşünürü bir düşünceyle vuramazsınız. Sadece duyguyla vurursunuz. İşte ölümsüzlüğe inanmamak için en inandırıcı neden karşımızda. Tüm bu insanlar ölümsüz olmak istiyor. Tuhaf değil mi? Ulaşamayacağın kadar yüksekte sandığın kişiler aslında eğilemeyeceğin kadar alçakta. Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar. Yaşamın büyük bir değeri yoktur. Fakat ondan başka bir şeyimiz de yoktur. Beklemesini bilen bir insanın hiçbir şeyden taviz vermesine gerek yoktur. Vermiş olduğunuz mücadeleler bir gün geriye dönüp baktığınızda size en güzel günler gelecektir. Bilinç, hayatın zalim gerçeklerine karşı iki temel savunma geliştirir. Kaygılı gerçek ve inkar. Adaleti aklın yardımı olmadan kullanmak imkansızdır. Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir. Zeka düzeyi düşük kişilerde bile iyi bir bellek bulunabilir. Zihin bir buzdağı gibidir. Sadece 1/7'i suyun üstündedir. İnsan mutlu olmak ister. Bu yüzden berbat haldedir. Kedilerle geçirilen zaman boşa harcanmış değildir. Konuşma terapisi, histerik bir sefaleti sıradan bir mutsuzluğa dönüştürür. İnsanlığın hangi filizi köreltilmek istenmişse, o filiz daha gür büyümüştür. Söz ile sihir başlangıçta aynı şeylerdi. Kelimelerin sihirli güçleri vardır. İnsan saldırılara karşı kendini savunabilir ama iltifatlara karşı savunmasızdır. En ufak bir karar verirken bile muhakkak artılarını ve eksilerini dikkate alırım. Ben hayatta şanslı bir adam sayılırım. Çünkü hiçbir şeyi kolaylıkla elde etmedim. Yüzüne gülecek kadar dost sandığın kişiler, aslında arkandan konuşacak kadar yüzsüzler. Kendine her zaman güven. Mümkünse her işi kendin yap. Kimseden bir şey bekleme. Çünkü beklenti serçe gibidir. Dal yorulur ama serçe yorulmaz. Bu nedenle beklemekten vazgeç. İşte o zaman her şeye sahip olabilirsin. Her ne kadar insanların ve meleklerin dilleriyle konuşuyor olsam da, sevgiden yoksun bulunsaydım şayet, çın çın öten bir bozuk paradan ya da şıngırdayan bir zilden başka bir şey olmazdım. Panik olgusunun en karakteristik özelliği ise, üstler tarafından verilen hiçbir emre artık uyulmaması, her bir bireyin geri kalanları dikkate almaksızın sadece kendi hesabına kaygı duymaya başlamasıdır. Zekanın sesi yumuşaktır ama söz hakkı kazanana kadar rahat etmez. Nihayetinde bitmez, tükenmez reddedişlerden sonra başarır. Bu, insanoğlunun geleceği hakkında iyimser olunabilecek çok az noktadan birisidir. Bilinçaltı etkinliklerinin bilgisine ulaşmak için rüya tabirleri kraliyet yolu gibidir. Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar.
Yaratıcı bir yazar, çocuk gibidir. Kendi dünyasını yaratır ve bu dünyayı çok ciddiye alır. Sevildiğinden emin olunca insan nasıl da cüretkar oluyor. Sevginizi ihtimaller üzerine kurarsanız ihanetlerle son bulur. Hiçbir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızda yakın arkadaş olmak istemez. Uçabilme isteği, cinsel açıdan güçlü olma isteğiyle çok yakından alakalıdır. Yasak, dokunmayla açığa çıkan dürtüden daha güçtür. Ölümü hayal etmeye kalktığımızda kendimizi seyirci gibi algılarız. Medeniyetin ilk şartı adalettir. Kendi içine dal, ruhunun derinliklerine in, kendini tanı. Karar vermek, Haziran ayında gökkuşağı görmek gibidir. Her insanda iki eğilim vardır. Biri kişisel mutluluk, diğeri de insanlara uyum sağlama isteğidir. Bu iki eğilim mutlaka birbiriyle mücadele etmelidir. Uygarlaşmış toplum, insanın insana duyduğu düşmanlık hislerinden dolayı sürekli bir dağılma ve parçalanma tehdidi altındadır. Özgürlük, insanlara medeniyetin bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü. Yaşamın amacı ölümdür. Aşk yoktur, libido vardır. Amerika, insanlık tarihinin gördüğü en büyük deneydir. Ama korkarım bu deney başarıyla sonuçlanmayacak. Bir insan sağlam bir düşünceye sahip olduğunda güçlüdür. Eğer kişi kendisiyle çelişirse o kişi güçsüzdür. Unutulan düşünceler nereye gider? Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır. Olgunluk, hazzı erteleyebilme yeteneğidir. Her insan gördüğü rüyanın tabiridir. İnsanın doğasında acıdan kaçış, zevkte olanı, haz vereni arayış vardır. Sefaletimizin büyük bir bölümünden kültür, uygarlık dediğimiz şey sorumludur. Uygarlıktan vazgeçip ilkel koşullara geri dönersek çok daha mutlu oluruz. Güzelliğin bariz bir kullanım alanı yoktur. Keza güzelliğe yönelik kültürel bir ihtiyaç da yoktur. Ancak insanoğlu güzellik olmadan yapamaz. İsmini unuttuğunuz kişi hakkında muhakkak olumsuz bir düşünceniz vardır. Acıya karşı en savunmasız olduğumuz zaman sevdiğimiz zamandır. En çaresiz olduğumuz zaman ise sevdiğimiz nesneyi ya da onun sevgisini yitirdiğimiz zamandır. Yaşamın ortaya çıkaracağı çetin durumlara karşı diretmek yerine bunları benimsemek elbette daha doğru yoldur. İnsanların evrensel bir eğilimleri vardır. Her varlığı kendileri gibi telakki ederler ve her nesneye aşina oldukları ve yakından tanıdıkları özellikleri atfederler. Vicdan dediğimiz şey, içimizde alevlenen belli bir arzunun dış dünya tarafından reddedildiğinin iç dünyamız tarafından algılanmasıdır. Hoşa gitmeyen bir fikrin doğru olmadığını düşünmek insanın doğasında var. Eğer bir fikir bir insanın hoşuna gitmiyorsa, o zaman o kişinin o fikir aleyhinde argümanlar bulması hiç de zor olmayacaktır. Bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize vermediğini, başka bir yerden alabileceğimizi sanmak
yanılsamanın ta kendisi olacaktır. Çocuklar ilgi aramaz, sevgi arar. Sinir hastalığı, belirsizliğe tolerans gösterememektir. Deli, uyanıkken rüya gören kimsedir. Eğer öpecek bir şeyiniz yoksa, sigara içmeniz kaçınılmazdır. Sırılsıklama, aşık olma, intihar gibi birbirine karşıt iki durumda da ego, birbirinden tamamıyla farklı yollarla olsa bile objeye yenik düşmektedir. Bir insan bir yere bakıyorsa, orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa, orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır. Kadın, erkeği yumuşatmalı ama zayıflatmamalıdır. Yetişkin bir kadının cinsel hayatı, psikoloji bilimi için karanlık bir kıtadır. Tıpkı bir generalin ordusunu harekete geçirmeden önce bir harita üzerinde minyatür figürleri hareket ettirmesi gibi düşünmek de fazla enerji sarf etmeden deneyler yapmaktır. Psikanaliz kişinin hastalıklarını iyileştirmek için yola çıkmaz. Psikanaliz hastanın o veya bu şekilde karar vermesi için hastanın egosuna özgürlük alanı açar. Vicdan, içimizde büyüyen belli bir arzunun reddedilmesinin iç dünyamız tarafından algılanmasıdır. Kendini öldürme arzusu daha derinlerde başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur. Erkek sevdiği zaman arzu yoktur, arzuladığı zaman ise aşk yoktur. Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer Nietzsche'nin çelişkilerimiz, umutlarımızdır sözde hayatın bir gerçeğidir. Bir insanı unutabilirsin. Bir insanın sana neler yaptığını da unutabilirsin. Ama o insanın sana ne hissettirdiğini asla unutamazsın. Vicdan hepimizi korkak kılar. Her çağda ahlaksızlığın dinden aldığı destek, ahlakın aldığından az olmamıştır. Ne zaman biri bir şey yapsa, bedelini diğerleri de ödemek zorunda kalıyor. Önemli değil kaç kez yenildiğin, önemli olan kaç yenilgiden sonra yeniden doğrulabildiğin. Lime lime olmuş bir elbiseye bir tek ipek yamanın dikilmesi akılsızlıktır. Çalışmaktan aldığım zevki başka hiçbir şeyden almıyorum. Ölümün düşerdeki en yaygın sembolü yolculuğa çıkmaktır. En sonunda insan hastalanmamak için sevmek zorunda kalır. Genç bilebilseydi, yaşlı yapabilseydi. Dinlerin son zemini insanın çocuksu çaresizliğidir. Mutsuzluğu tatmadan hep mutlu olmak istersin. Oysa nelerin seni mutsuz ettiğini bilmeden nelerle mutlu olacağını bilemezsin. Çocuk hayatını annesi vasıtasıyla elde etmiştir. Ve bu özel armağanı eşdeğer bir şeyle iade etmek kolay değildir. Hafızamızın verdiği bilgiler için hiçbir garanti yoktur. Her yedek arzu edilen tatminin garantörüdür. İnsan yavrusu gelişimini çoğunlukla 4 veya 5 yaşında tamamlamıştır. Daha sonraki yıllarda içinde saklı olanları yavaş yavaş ortaya çıkarır. Nereye gidersem gideyim,
benden önce bir şairin oraya gittiğini görüyorum. Dil sürçmesi biçiminde kendini zorla gösteren bir fikir, aslında bireyin bastırmak istediği bir şeydir. Hem psikolojik hem de biyolojik anlamda insanlarda ne saf bir erkeksilik ne de saf bir kadınsılık vardır. Mutluluk pantolonuna işemek gibidir. Islaklığı herkes görür ama sıcaklığı yalnız sen hissedersin. İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların tecrübe dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kaybetmiş bir insana tecrübeli denir. Gerçekten de yaratıcı hayal gücü bir şeyi keşfetmekten acizdir. Yapabildiği tek şey birbirine yabancı olan şeyleri birleştirmektir. Birbirimize ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım, en sonunda arada kapatılamaz bir boşluk kalacaktır. Her birimiz varoluşa tek başımıza başlarız ve varoluştan tek başımıza ayrılmalıyız. Tabuları çiğneyen kişilerin kendisi de tabu olur. Çünkü başkalarının da bunu yapmaya iştahlandırmak gibi tehlikeli bir kendine özgürlüğü vardır. Tüm kalbimle şuna inanmaktan kendimi alamıyorum. Birkaç istisna dışında sevgili insan kardeşlerim beş para etmez, değersiz varlıklardır. İnsanın kendine karşı tamamen dürüst olması iyi bir egzersizdir. Tıpkı yıldızların parlaklığının güneşin ilk ışıklarına yenik düşmesi gibi rüyalar da yeni günün izlenimlerinin önünde yenik düşer. Üremenin bir amaç olarak bir yana atılması bütün sapıklıkların ortak özelliğidir. Bir şey kesinlikle yasaklanıyorsa buna yol açan bir istek var demektir ortada. Normal aşk hayatında kadının değeri cinsel uyarılma doğrultusunda belirlenir. Cinsellikten utanmanın insana sağlayacağı bir üstünlük bilmiyorum. Biz sadece bir diğerini dostça bir sempati alışverişiyle rahatlatmaya çalışan iki enkazız. Yaşamın amacı sorusuna yanıt verebilecek olan yine yalnızca dindir. Kadının kocası genelde bir tür yedektir. Hiçbir zaman doğru erkek değildir. Erdemli insanlar, kötü insanların gerçek hayatta yaptıklarını kendi hayal dünyalarında yaşamakla yetinen kimselerdir. Ayrılıklar korkunçtur. Özellikle geride kalanlar için. Ne de olsa yeni yerlere, yeni oluşumlara gidiyorlar. Fakat geride kalan insanlar için her şey, insanda nefret uyandıracak şekilde sıkıcı ve sessiz. Annesinin gözdesi olan erkek, hayatı boyunca bir kahraman gibi hisseder. Çünkü ortaya çıkan ne varsa layıktır yok olup gitmeye. Anatomi kaderdir. Zayıflıklarımız gücümüzdür. Paranoyak asla tamamen hatalı değildir. Aşk ve iş beşeriyetimizin mihenk taşlarıdır. İnsan sevince aptallaşır. Dünyayı döndüren açlık ve sevgidir. Garip değil mi? Birini işaret ederek suçlarken işaret parmağınız onu, diğer üç parmağınız ise sizi gösterir. Çocuğun merakı, öğrenmenin her aşamasında gereken tatmini bulduğu sürece hiçbir zaman aşırıya kaçmayacaktır.
aslında unutmak, artık acıyı hissetmemektir. Çünkü yapılanları zihinsel olarak unutmak, fizik kurallarına göre mümkün değildir. Animizm, dar anlamında ruhla ilgili kavramlar kuramı. Geniş anlamında ise genellikle tinsel varlıklar kuramıdır. Hayvanlarla vakit geçirmeyi insanlarla vakit geçirmekten daha çok seviyorum. Şüphesiz vahşi bir hayvanın ciddi zararı dokunabilir. Ancak merhametsizlik sadece insanlara hastır. Zamanın yetkin şahıslarına büyük saygı duydum. Ta ki kendi adıma çalışmalar yapana ve kendi kararlarımı verene kadar. Hızla değişen koşullara, uyum sağlamaya gönülsüz tembel zihinler için tutuculuk hep benimsenmiş bir bahane olmuştur. Zira insanların çoğu pek zayıf bir vicdan dozuna sahiptirler. Bu öylesine zayıftır ki bazen sözü bile edilmeye değmez. İnsan, bir sürü hayvanından ziyade bir lider tarafından güdülen bir güruh hayvandır. Yaratılış planının insanın mutlu olması gibi bir maksadı yoktur. Düşünmek, fazla enerji sarf etmeden deneyler yapmaktır. Hata yaptıkça gerçeğin tamamı keşfedilir. Her kim bir konuya yeteri kadar duygusal yakınlık göstermezse, o konuyu pek kolay kavrayamaz. İnsanoğlunun ilk korkusu doğumdur ve bu somut olarak anneden ayrılmak anlamına gelir. Bazı durumlarda da kaygı yaratan bilgidir. Çünkü tehlikenin önceden görülmesini sağlar. Asıl tuhaf olan, algı kapasitesi bu denli yüksek olan birinin çevresindeki insanların hatalarına karşı bu denli kör olabilmesidir. İnsanların tutkuları karşısında mantıksal tartışmalar yapmanın yararı yoktur. İnsan hiçbir zaman bir fırsatı kaçırmamalı. Hatta o fırsat küçük bir hatayı içerse bile. Çünkü yaşam kısa ve ölüm kaçınılmazdır. Garip değil mi? Hatıralar mutluluk vericidir. Ama bazen hatırlamak intihar sebebin bile olabilir. Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa dini inançlardan kopuş da o kadar yaygınlaşır. Onlara göre sevmek ve özellikle de sevilmek en önemli husustur. Sevgi kaybına yönelik korku onlara hükmeder ve bu nedenle özellikle sevgilerini esirgeyebilen kişilere bağımlı olurlar. İfade edilmemiş duygular asla ölmezler. Sadece diri diri gömülürler. Sonradan daha korkunç şekillerde ortaya çıkarlar. Bir şey kesinlikle yasaklanıyorsa buna yol açan bir istek var demektir. Hiç cevaplanmamış o büyük soru ki ben de 30 yıldır insan ruhunu incelememe rağmen cevaplayamadım. Kadınlar ne ister? İstediğin şeyi elde edemiyorsan elde ettiğin şeyi isteyeceksin. Bayağı ilerleme var. Orta çağda olsak beni yakarlardı. Bugün sadece kitaplarımı yakıyorlar. Hayır, insan iyi. Hiç değilse iyilik ister olmalıdır.